Evet. Sine Maksimum hesabından film gibi muhabbetlerde canlı yayındayız. Şimdi bu akşam süper bir konuğum var. Onur Buldu bizlerle beraber olacak birazdan. Sinemaları konuşacağız, sevdiği filmleri konuşacağız. Neler yapıyor, neler ediyor onu konuşacağız. Ayrıca hediyelerimiz olacak. Buradaki sohbetimizden çıkacak bir soruyu sizlerle paylaşacağız programın sonuna doğru ve sizler bu oyun elden 10 kişi, buna en hızlı cevap veren 10 kişiyi hediye çeki kazanacak. Evet, Onur bekliyorum. Onur gelene kadar şuraları kurcalamaya devam edeyim. Ya bu Instagram'daki şeyler, fitreler hikayesi acayip bir şey olmuş. Ben de bunu geç keşfettim. Ondan sonra burada başka bir dünya var ya. Bu arada 1 Temmuz'da sinemalar açılıyor. Ya hangi efsane çizsiniz? Ben bunu kimle yapacağım kardeşim şimdi? Bunu acaba canlı yayında Onur'la beraber yapabiliyor muyuz? Böyle bir şey var mı? Varsa bunu yapalım ya. Şöyle şöyle yapılan değil mi? Bu kafayı oraya atıyorsun, buraya atıyorsun falan bir şeyler oluyor. 1 Temmuz'da sinemalar açılıyor bu arada. Heyecanla bekliyoruz. Güzelmiş. Onurcuğum sen gelene kadar ben böyle saçma sapan bunlarla ilgilenmeye devam edeceğim. Sizin en sevdiğiniz şey ne? Filtre ne mesela? Favoriniz var mı? Ben şuna bayılıyorum, buna bayılıyorum dediğiniz bir şey var mı? Bu neymiş ki? Oo, fenaymış. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Birazdan Onur Buldu burada bizimle beraber olacak. Ona sorularınızı gönderebilirsiniz kartlara. Merak ettiğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Gerçekten şu anda kendimi buldum, yemin ediyorum. Yani gözlerim gerçekten şu anda anlam buldu. Gerçekten anlam buldu. Abi sen bizi görüyor musun demiş o Metin. Görüyorum. Hepinizi teker teker görüyorum. Nerede ne yaptığınızı görüyorum. Hepinizden haberim var. Sinemalar 1 Temmuz'da açılıyor. Özlediniz mi sinemayı? Beklediğiniz film var mı? Buradan hadi yazın bana. Beklediğiniz, gelmesini istediğiniz Türk filmi olur, yabancı film olur. Beklediğiniz bir film var mı? Yusuf Yusuf'u bekleyemezsin. Yani ikincisini mi bekliyorsun Yusuf Yusuf'un? İkincisi belki bir gün çekilir ya, bilmiyorum, çok emin değilim. Çekilse keşke. Güzel filmdi. Evet. Onur burada mı? Ya bunlar ne saçma şeyler. İnsan var ya sabaha kadar bunlarla oynayabilir ya. Allah Allah. Çekiliş yapılmadı. Çekiliş programı sona doğru olacak. Bütün programı izlemeniz gerekiyor. Çünkü programda konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz muhabbetlerden bir soru icat edeceğim. Programın sonuna doğru sizlere onu soracağım. Buna en hızlı cevap veren 10 kişi de hediye çekimizi kazanmış olacak. Dolayısıyla programı seyretmezseniz sorduğunuz soruya cevap veremeyebilirsiniz. Çünkü sorduğumuz soru programda konuşulan bir şeyle ilgili olacaktır. Evet, film önerileri geliyor bak. Sessiz ve Öfkeli 9. 9'u buldu mu o seri ya? Şey, Sessiz ve Öfkeli ne ya? Hızlı ve Öfkeli. 9'u buldu mu hakikaten? Ne acayip seri ama ya. Program kaç saat sürecek abi? 4,5 saat sürüyor programımız. Kapatıp kapatıp tekrar açıyoruz. Güzel kardeşim. Kaybedenler Kulübü yolda nerede bulunabilir? Nasıl nerede bulunabilir? Kaybedenler Kulübü... Onurcuğum bekliyorum ben seni. Yok şimdi. Onur'a haber verin. Onu 21.45 olarak biliyor. Şimdi bakalım. Sorular da geliyor bu arada. Evet. Onur'a sorularınızı buradan iletebilirsiniz. Çekilişimiz için programın sonunu beklemeniz gerekiyor. Hediye çeki nedir? Hediye çeki bir meblağ. Bir hediye çeki sana geliyor. O hediye çekini alıyorsun. Söz konusu yere gidiyorsun. Mesela bizimki Boyner'den. Boyner'e gidiyorsun. O hediye çekini veriyorsun. Onun üzerinde yazan miktar kadar sana şey veriyorlar. Ürün veriyorlar. Hediye çeki bu. Böyle kullanmak mantıklı yani.
Başka belki kullanım şekilleri vardır ama hediye çekini böyle kullanmak çok mantıklı. Onur Buldu birazdan bizlerle beraber olacak. Sorularınızı bekliyor olacağız. 1 Temmuz'da sinemalar açılıyor. Var mı beklediğiniz film? Heyecanlı mısınız? Gitmeyi düşünüyor musunuz sinemalara? Bu arada bütün hazırlıklar tamamlanıyor arkadaşlar. Ben de içinde olduğum için gayet iyi biliyorum. Bütün güvenlik önlemleri alınıyor. İşte dezenfekteler vesaireler falan filan. Gerçekten sektör oldukça iyi hazırlanıyor bu konuda. Siz sinemaya gitmeye, yani 1 Temmuz geldiğinde sinemalar her şeyle hazır olacak. Onur bulamadı galiba. Dur süper. Onur bulamadı galiba. Onur şimdi benim hesap ben kendi hesabımdan yapacağım diye düşünmüş herhalde. Şimdi Cinemaksimum bulacak. Onur bulamadı galiba, harikaymış ya. Wonder Woman yazmış. Wonder Woman güzel. Onur buldu. Billahi de buldu. Onur buldu. Canlı yayını buldu. Birisi şey yazmış bak. Bulamadı galiba yazmış. Ya Aşağıda. artık soyadı şakalarını lütfen. Ya onları geçelim be. Ama bir Vallahi. şey diyeceğim. Ben senin hesabından bekliyorum. Cinemaksimum'un hesabından olduğunu şimdi söylediler. Benim hatam değil, çok özür diliyorum. Tamam Tüm ben. bizi izleyen değerli dostlardan çok özür diliyorum. Yok yok, hiç önemli değil. Ben gereken şeyleri vereceğim ki kimse bunun sorumlusu hesabı verecektir. Ceyda Seni Hanım, çıkar. Ceyda Hanım, ben hemen söyleyeyim sana. Oğlum söylemeyeydin iyiydi. Ben arada başkasını kaynatacaktım ya. Arada ben daha alt kademeden birini gönderecektim. Oğlum ne yaptın? Ceydan'ım, Ceydan. Ha, tamam peki. Abi Ceyda da burada burada zaten. İzliyor zaten. Ne yapıyor? iyi. Hanım dedi Kitaplar ki, süper. ya biz Kitaplar yeni süper. evliyiz. Biz yeni evliyiz. Daha kütüphane kuramadık. Hanım dedi rezil etme bizi. Herkes kütüphanede çekiyor. Arkaya koydum 2-3 tane. Harika olmuş. Harika olmuş. Çok güzel bir efekt vermiş. Ya kafanın arka tarafında dev bir akordiyon var gibi. Evet Sanki abi. bir taraftan fınki fınki yapsan bir şey çalacakmışsın gibi bir şey var. Çok güzel. Okuyoruz be abi. Ah be, aslanım benim be işte. Bunları İşte. çok okuyorum biliyor musun? Bu pandemide kendini kitaplara verdin değil mi? Kendim yazdım hatta bunu. Bu senin son kitabın. Kalın kitap Harika. seviyorum. Kendini kişisel gelişebildin mi? Kişisel gelişebildin mi? Onu çok beceremedik galiba Nasıl ya. abi olur mu? Herkes çok kişisel gelişti. Herkes fırıncı oldu abi. Herkes ekmek yaptı, pizza yaptı. Sen nasıl kişisel gelişemezsin? Bak çok Tek iyi gelişen fırsat. şu. Bir tek bu Güzel. gelişti abi. Güzel. İçimdeki değil ama bu. Güzel gelişmiş. Gayet güzel gelişmiş kardeşim benim. Ne haber abi, 1 nasılsın? Temmuz'da sinemalar açılacak. Beklediğin bir film Evet. var mı? Heyecanla beklediğin bir şey var mı? Herhangi bir film. Ya abi şeyi çekecekler, onu çok merak ediyorum. Ölümlü Dünya 2'yi. Aman da. Onu çekecekler. Daha çekilmedi diye biliyorum. Onu merak ediyorum. Bir de ya bu Matrix ne oldu? Matrix ne mi oldu? Bitmedi mi ya? Matrix geri mi geliyor? Dördü çekiyorlar ya. Adam da sinema sohbeti yapıyor. Sıfır bilgi. Görüyorsun değil mi? Abi o Matrix geri mi Matrix ne geliyor? oldu? Matrix'e ne oldu ya? Sıfır bilgi. Matrix evet. Matrix ben dün konuştum. Wachowski Brothers'la. Yani dediler ki üzerindeyiz. Senaryo okuduk, beğendik. Teknik yani yakındır. Eli kulağında. 1 Temmuz yetişmez de kardeşim. 15'ine 20'sine senin elinde yani Matrix. Hiç Bana merak geldi etme. o. Geldi mi? Bir de o Bana var. geldi. Abi yettim. Kardeşim bak. Şimdi sen yabancısın. Şöyle bir programımızın bizim formatı var. Ben arada donuyorum birader. Ya ama bunu önce söyleyin ya. Evet işte ben bunu sana... Şimdi ben donduğum noktalarda sana düşen görev şu. Efendim Arayı doldurun. fıkra olur. Efendim bir kuklama oynatırız artık. Efendim bir Vay 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 vay. işte yani yeteneklerimiz kabilinde güzel kardeşim o arayı çünkü ben donuyorum. Bak buraya Tamam abi. UFO kurdurdum bak UFO kur uydu anteni koydurdum arkadaş. Olmuyor mu? Bu donmayı çözemedim ben ya. Abi sen telefondan mı bağlanıyorsun? Yok mikrodalgadan gülüyorum ben kardeşim. Ya Sen bilgisayardan da nereden gülüyorsun? bağlanabilir. Bir dakika nereden bağlanıyorsun? Sen nereden bağlanıyorsun ki? Ben telefondan.
Herkes telefonu. Instagram canlı yayını şeyden yapamıyorsun ki. Ne Bilgisayardan. onu? Ha, yapamıyorsun tabii. Kesinleşti mi o? Yine dondun. Kesinleşti mi? Yok, hala tartışıyorlar. Yine. Kesin tabii yapılamıyor. Yine Abi buluşuyor. sen dondun. Ben arayı doldurayım. Dur, efektlerle. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle 3 boyutlu meditasyon tekniklerini görüşeceğiz. Burak Bey gelene kadar. Ya da bu ne? Evet. Ben kendim sorayım, kendim cevap vereyim. Kardeşim. Ne yaptın Onur? Abi zengin. Yeni film var mı? Burada Başka bir mısın? kelime. Başka bir Burada kelime mısın? bulalım. Buradayım. Ha. Kelimemiz burada Tamam. mı? Geldin mi Tamam. olmasın. Burada mısın? Burada Ulaştın mısın? mı? Çözüldün mü? Orada mısın? Kelime. Ya da. Ha. Evet. Kelimeler bunlar olsun kardeşim. Abi o. Bunlar. Dur bir dakika. Tamam şimdi. Tamam, bahsetmeyelim bundan. Allah aşkına, yokmuş gibi davranalım. O kelimeyi unut. Fah, gitti. Fah, gitti. Dönüp izlediğin bir film var mı? Bayıldığın, televizyonda yakaladığında işte bilmem nerede falan dönüp seyrettiğin, şu anda Abi yayınlansın koşa koşa yine gidelim dediğin bir film var mı? şeyi çok seviyorum. Esaretin Bedeli. Aman da, Onu Shawshank. neresinden Aslında. yakalasam izlerim. Ya neresinden yakalasam izlerim. Bir Değil de mi? bizim Yeşilçam filmlerini de izliyorum ya. Ne acayip film var. Yani bir yerinden yakalayınca izliyorsun. O doku falan insanı hemen Doğru. hapsediyor. Ama Tamam onu abi. yapmayaydım. Ben buradan giderken bunu görmeyeydim ya. Onu yapmayaydım. Abim benim. Hadi görüşürüz. Evet efendim, tekrardan canlı yayındayız. Umarım artık bir sorun yaşanmayacak. Onur. Ha, evet, sorunu çözmüşsün sen. Abi Tabii. dedim belki fondandır. Kesin fondan da abi, o kadar kitap olunca insan donuyor kalıyor tabii ki. Ondan. Okuyan adam biliyorsun ağır olur. Bağlantı da ağırlaşıyor. Bak şimdi. Sen olayı çözdün. Ben de salak gibi gittim. Uydu anteni kurdum buraya falan. Ah be abi. Sırtladım, onları getirdim. Ne kadar aptal bir adam. Neyse. Söylesene bana ya. Sana ah be, ah ah işte ah. Bir şey, Instagram canlı yayını bilen adamın hali başka oluyor. Şimdi Abi. arkanda dev bir sinek öldürmüşsün gibi olan bu tablodan biraz bize bahsetmek ister misin? Şapak diye koymuşsun ve oraya yapışmış gibi sinek sanki. Müthiş bir sanat eseri. Raşit Altun'un bir eseridir bu. Bir şey söyleyeyim, çok güzelmiş lan. Biraz daha girsen ona. Abi bak, ayrıntıları görüyor musun? Abi çok iyiymiş bu ya. Mahşeri Hakikaten. serisi. Aman da. İsmi de uygun ha bana. Mahşeri Cümbüş bak. Aha. Evet. Mahşeri Evet seri. abi. Sana güzel bir tane indirelim. İndirelim abi. İndir. Dur. Arkadaş tanıdık her türlü indirim yapar yani. Tabii. Bütün Mahşeri Cümbüş'e yapıştır gitsin diyorsun. Vay be, ticaret işte kardeşim. Bir şey Abi diyeceğim. açılıyor sinemalar. Açılıyor sinemalar. Bak sana bir şey soracağım. Hı. Mahşeri Cümbüş falan filan oradan aklıma geldi. Şimdi biz 20 senelik bir tiyatro topluluğuyuz, tamam mı? Bu hikaye hep sorulur. Ben de şimdi ilk defa hayatımda bunu birine sormanın mutluluğunu yaşıyorum. Nasıl oluyor? Güldür Güldür tayfasıyla bu kadar zamandır bir arada. Çünkü kendimden bildiğim 5 milyon tane şey var ve eminim o 5 milyonun 4 milyonu ya da belki de 8 milyon ayrı siz yaşıyorsunuz. Nasıl oluyor? Bu kadar sene bir arada kalabilmenin sırrı nedir efendim? Nasıl oluyor? Evlilikler bile bitiyor. Fakat nasıl oluyor? Bir nevi evlilik ha bu arada. Evet. Ama herkes birbirine şey yapıyor, anlayışlı. Tabii ki biz de tartıştığımız oluyor iş için tabii ki, kişisel bir şey değil. Hani öyle olsaydı böyle olsaydı diye. Ama günün sonunda her şey işin iyiliği için olduğundan dolayı kimse birbirine böyle bir kin gütmüyor yani. Hemen gecenin sonunda halloluyor. Asıl temel mesele bu. Çünkü değil mi? Yani beraber baktığınız bir ortak noktanız var. Beraber keyif almaktan, işi yapmaktan Yapmaktan keyif hoşlanıyorsunuz. aldığımız, evet. Yapmaktan keyif alıyorsunuz ve aslında sizin büyük tutkanınız, yapıştırıcınız bu yani. Bir Aynen. arada tutan.
Hikaye bu. Peki var mı yeni bir şey? Yeni bir film vesaire? Başka bir proje? Yani şimdi bir iki senaryo var, onları okuyorum. Ama bu yaz belki dinlenmeyi tercih edeceğim. Yeni evlendik. Biraz gezmek istiyoruz. Bir yerlere gitmek istiyoruz. Tabi bu süreçte ne kadar nereye gidebiliriz bilmiyorum ama bu yaz çalışmayabilirim abi. Dağ, bayır, tepe, insan olmayan yerler falan filan o şekilde Gibi. tatiller. Daha Peki evlilik nasıl ailelerimizi gidiyor? göremedik. Belki oraları. Evlilik nasıl gidiyor? Evlilik. Bak en gıcık Müthiş. sorulardan bir tanesi bu. Bak. Müthiş. Aramızda oğlum, aramızda. Ha? Ha? Duyuyorum. Duyuyor. Duymasa da Sezer. Duymasa da Sezer. Kadınların altıncı hissi hepimizden fazla kardeşim. Duymasa da mutlaka Sezer yani. Çaktırma. Hiçbir asla canım. Kimse bilmiyor, kimse duymuyor. Help me, Peki. Bugüne kadar oynamaktan en keyif aldığın şey ne? Yani işte güldür güldür, sinema olur, başka bir yer olur vesaire falan filan. En böyle var mı? Yani ulan biz şunu, ben şunu oynarken acayip eğlendim. İşte efendim şunu çekerken şöyle rahattım, böyle bilmem neydi, rol şöyleydi falan. Diğerlerinden ayırabildiğin bir tane var mı hiç aklına gelen? abi Martı var. Martı diye bir film çektik biz. Evet, çok enteresan. Mesela komedi oyuncusu olarak anılıyorsun değil mi? Yani Ya o yafta biliyorsun, iki tane komedi işi yaptığın zaman ya komedi yapıyor ya oluyor. Ama tabii ki bunu çok uzun vadede düşündüğümüz ve bu bizim mesleğimiz olduğu için bunu bir maraton gibi düşünüyorum ve bu işin her alanında olmak istiyorum. Dram da yapmak istiyorum, komedi de yapmak istiyorum, bağımsız filmlerde de oynamak istiyorum. Çünkü genelde daha çok arzuladığımız karakterler bağımsız filmlerde veya sinema diyelim. Sinemada olduğu için eğer bir gişe filmi değilse, çok basit bir gişe filmi değilse istediğimiz roller onlar. Yani altı dolu, derinlikli bir karakter çıkarabileceğimiz roller onlar. Yani aslında en bizim için doyum noktası onlar oluyor. Martı'da çok benim için çok ilginç bir deneyimdi abi. Ne bahsetsene biraz. Biraz bahsetsene Martı'dan bize. Abi bir tavuk çiftliğinde geçen bir hikaye. Bunlar iki kişi geliyor bunların olduğu çiftliğe. Onlar bir yanlış anlama sonucu beklediği eleman olduğunu sanıyor. Fakat onlar başka bir hikayeymiş. Oraları anlatmayayım, sürprizi kaçmasın. Erkan Tunç yazdı. Kendi de çekti. Çok güzel bir senaryoydu. Çok kısıtlı vakitte çektik. 15 gün gibi bir vakitte çektik. Tek içimde uhde kalan, keşke onu böyle bir 6 hafta falan çekebilseydik de daha doya doya, sindire sindire oynayabilseydik. Tek içimde Ya, kalan odur. bazı işler öyle işte ya. Bazı işler hakikaten bitmesini istiyorsun ya da daha uzun hazırlanmak istiyorsun. Ya da rolle daha çok çalışmak istiyorsun ama işte sektör. Ha bak onu anlatıyordum. Sektörün bir numaralı şeyi de olmadan önce. Hadi abi. Bizim Hadi abi. sektörün hemen hadi abi, hadi abi, hadi abi. Yok mu abi, hadi abi. Abi. Birincisi oydu. İkincisinden bahsedecektim. Fakat 50 kere donduğum için ikincinin ne olduğunu unutmuş durumdayım. Hemen Hayatta da yapıştırsana bir şey. Sen doğaçlama üstadı adamsın Hayatta ya. da aklıma yok abi. Şu anda bu donma meselesi benim doğaçlama şeyimi aldı götürdü. Çok güldür güldür de kullanıyorsunuz değil mi? Doğaçlama işin içinde var. Seviyorsunuz yani. Ali'nin kestiği yerlerde doğaçlama gidiyor. Diğer tarafta yani tekste oynarken de arada tabii ki küçük doğaçlamalar oluyor. Ama asıl doğaçlama yerleri Ali'nin zile bastığı anlar. Bu Çok hastanlar. zevkli Peki. ya oralar. Tabii, o işin en şey en cincikli en tatlı tarafı o. Peki şeyi çıkartırken yani skeci çalışma sürecinde de doğaçlamadan faydalanıyorsunuz mutlaka. Aklınıza gelen şeyleri Tabii. koyuyorsunuz falan. Çünkü komedi oyuncusunun en büyük hikayelerinden biri o. Bir sette de öylesindir muhtemelen. Görülüyor yani. Onu seziyorum ben. Biz Eyvallah. gelen metnin orasıyla burasıyla oynamaya bayılırız. Hele Evet, ki ama zevki orada yazar da değil mi? yönetmen azıcık yol verirse tabii bayılırız Biz yani. o konuda Burak abi, biz o konuda aşırı şanslıyız. Bizim yazarlarımız da, yönetmenimiz de, arkadaşlarımız da yani hiçbir gün demedi ki ya ben orayı öyle yazdım, niye öyle söylüyorsun? Asla öyle bir şey yaşamadık. Kattığımız her şey için de bize teşekkür ettiler. Önümüzü çok açtılar o konuda. İşte rahat çalışma ortamı böyle bir şey abi. Yani İşte bu o yüzden belki de bu kadar sene hiç kavga gürültü olmadan bunu devam ettirebildik.
Evet, aynen öyle. Peki bayi toplantısı kardeşim. Yani Biraz acayip bir kadro şanssızlık var. ya. Hı? Biraz şanssızlık bu pandemi falan. Çok. Çok tam değil mi? Siz vizyona girdiniz, pandemi vizyona girdi falan gibi bir şey oldu. Korona ile Önce aynı andaydınız evet yani vizyonda. ilk hafta iki derbiye denk geldi. İkinci hafta sonu biliyorsun kötü bir olay yaşamıştık. Evet. Şehitler olmuştu. Ondan sonra da üçüncü haftada pandemiden artık komple. Gitti. Peki siz üçünüz beraber bir hamama gidip kırklandınız mı kardeşim? Şöyle Ben bir o ikisini döküldünüz yollamayı mü? düşünüyorum. Ben bir sorun yok. Ben evli barklı adamım yani. Onlarda sorun. On, büyük ihtimalle, büyük ihtimalle onlarda. Peki kaç Doğudan haftada çektiniz abi kuvvetleniyorum. filmi? Filmi kaç haftada çektiniz? Abi 5 hafta 6 haftada çektik. 6 haftada 6 hazırlık. haftada çektik. Mesela Peki. onda Hı. bayi toplantısında müthiş bir rahatlık vardı. O yüzden diyorum Martı'da da öyle bir rahatlığımız olabilseydi, öyle bir zamanla yarışımız olmasaydı belki daha da başka bir film olabilirdi. Ama bayi toplantısında denedik, yanıldık, oldu, olmadı. Bir de şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak? İşte yönetmen Bedran bir şey istedi. İbrahim dedi acaba şöyle mi olsa? İşte Doğu bir şey, ben bir şey. Settekiler de bazen bir şey söylüyordu. Onları da deniyorduk. Yani çok rahattı. Keşke öyle film çekebilsek hep. Ha. Ulan var ya sırf bunun için donacağım ha. Adam bir daha gelince neyle gelecek diye bunun için donacağım yani. O ne abi? Sinirim bozuldu, yemin ediyorum. Ya bu niye olmuyor? Bu ne kadar zor olabilir ya? Abi çok zor ya. Çok, kardeşim o kadar zor ki bizim iş. Var ya. Büyük sıkıntı yemin ediyorum. Vallahi bırakacağım Instagram işlerini. Gideceğim güneyde bir yere yerleşeceğim Çıkacağım, yemin ediyorum, bağlanmayacağım. Bir daha o olacak abi. ya. Ben bir şey de demek istemiyorum. Duyulsun de. Vallahi bırakacağım Instagram'ı. Twitter işine gireceğim yemin ediyorum ya. Face işine mi girsek? Eskide ümit vardır yani. He? O ne abi? Dur bakayım. Tam bir resmi göreyim ya. O çok tatlı bir şey o ya. O ne var onun üzerinde? Baykuş hastası. Baykuş abi. Baykuş çok severim. Hastasıyım. Yok Bakayım. yok Evet. donmadım. Gayet iyi her şey. Peki bir Donmadık. şey diyeceğim. 11 kilo aldın doğru mu? Film için. Aldım ha. Aha. Vallahi aldım abi. Ama Peki bir çok şey. güzel iş o ha. Kilo almak güzel iş de. Kilo almak da evet onu diyeceğim. Kilo almakta bir şey yok ki ya. Ben alıyorum yıllardır yani çok Bir normal bir şey faydasını yani. gördün mü? Kilo almanın mı? Ha? Abi iyi yuvarlanıyorum. Ondan sonra. Ben Hani sana bir şey diyeyim mi? Boyumda kısa abi top gibi oldum yemin ediyorum. Yani şöyle yuvarlansam yuvarlanacaktım. peki yani şey garip gelmiyor mesela o orada böyle bir şeyin olması birdenbire ve onu koyacak yer bulamamak hani Ağırdı ya. ağırdı Ağırdı değil mi? ağır. Yani Ter olur, çoğunu verdim ter. yine. En beteri o. Bu Değil pandemide yine bir tık aldım da o zaman verdim ama abi yani o aşağıda bakınca görünmüyor yani karnıma baktım. mi? Dona gibiydim ya. Sıkı göbeğim vardı yani. Vay be kardeşim. Özel bir yöntemin var mı? Nasıl kilo alıyorsunuz acaba? Özelden yazsam özelden Özelden. Ha, sorayım o ben. kadar özel diyorsun. Özel abi. Ha, tamam o Ya zaman. yapmadan işte bir şeyler yiyip içiyorsun oluyor zaten. Doğru lan aslında. Kilo almakta bir şey yok abi. Kilo vermek asıl mesele ya. Evet ben Falanca onu... film için şu kadar kilo verdim. Bilmem ne iş için gittim evsizlerle yaşadım 6 ay. Bir de Bilmem ne onlar var için. ya. Onlar harika ya. Bunlar süper. Ha bak sektördeki ikinci büyük şeyi buldum ben. Bizim film Ne? sektöründeki ikinci He. büyük kolpa. O proje bana da geldi. O harikadır o. Bir Beni şeyden aradılar. bahsediyor. Beni aradılar. Abiciğim ben başka bir şeye bakıyordum. Bir konuştuk ama bir şey yani tutmadı. Bir renk Maya bir şey. tutmadı. Bir eksiklik var yazarın bakışında mı diyeyim. Hani diyemiyor ki parada anlaşamadık ya da hiç bana gelmediler falan. Gittim Matrix bana audition'a. geldi, güldür güldür vardı. Güldürüyor. Olmaz. Tarzlar farklı. Tarzlar farklı abi. Yani. Şimdi senin seyirci seni öyle görmek istiyor. Şimdi senin taytlar içinde falan eğilip Taytlar bükülürken. içinde seni öyle. Evet.
Tayti giymiş gidiyorsun. Ya bize şeyde giydirdiler de üniversitede. Üniversite dans derslerimiz mi? Falan oluyor ya 9 Eylül'de. Ha, okuyorduk. Tiyatro bölümünde. Okey. Tiyatro bölümünde abi. Yani olmamalı. Sıfır konsantrasyon. Sıfır ya. Peki abi bir dönem herkes onu dolaşıyor ya da yani orta çağda morta çağda yani değil mi şimdi? Mesela Robin Hood var bizim bildiğimiz güzel abimiz. Bu tight'la yani bunun olayı. Yani. Yani güzel, giyene saygım var. Bana olmuyor. Yani olmuyor. Onur Bey yeni mi uyandınız? Aslında biraz şekerledim. Ne konuşmuştuk? Ne konuşmuştuk? Heh, kelimemiz neydi? Burada geldim mısın? Geldim ama burada mısın? Burada mısın? Evet. Burada mısın? Sorry. Abi Almanya'da beyaz eşyacı zengindir mantığı. Bu beyaz eşyacı zengindir mantığı nereden abi diyor. Eskiden. Öyle dedim. Benzer bir tabii abi beyaz eşyacının bütün dükkanındaki eşyalar onun varsayım. Onun. Yani. Yani ben de şeyde benzer bir şey dedim. Düğün dernekte öyle bir şeyim vardı. Evet, sahne burada bir beyaz eşyacı düğün dernekte beyaz eşyacı oynuyorum. İşte gelip senin şu televizyonu alalım senin bilmem ne değil falan diye. Ama öyledir abi. O dükkandaki her şey onundur yani. Herifin 10 tane televizyonu ama vardı. Ama abi 90... 20 tane buzdolabı var. 90'ları hatırla. 90'larda bayağı benzin istasyonun varmış gibi davranılıyordu. Beyaz eşya da o zaman çok yeni yeni popüler olduğu için. Öyle aşırı bir kullanım yoktu ya. Tabii abi. Değil mi? Aynen. Abi nereden geldi bu beyaz eşyacı zengindir mantığı diye sormuş bir izleyicimiz. Şimdi konuşuyor. Şimdi bak ya. Sana gelen sorular var. Korkuyorum açmayı bulacağım. Onur abiye sorar mısın? En sevdiği yemek neymiş? Kuru fasulye. Kuru fasulye pilav. Sinemaksimum iyi gece. Ha iyi gece. Tamam. Tamam. Öpüyorum seni. Ben de seni öpüyorum. Sonra artık. Sonra. Artık. Sonra.